Bir önceki CSD mahkeme heyeti bizim e, talep etmiş olduğumuz bütün ara kararları hatırladığınız üzere reddetmişti ve dosyayı savcılığa mütalasını hazırlayıp sunması için dosyayı kendilerine tevdi etmişti ama e, iddia makamı bu CS dosyanın kapsamını gerekçe göstererek henüz mütalayı hazırlayamadığını, mütalaa için yeniden ek süre e, talebinde bulundu ve mahkeme iddia makamına mütalasını hazırlamak üzere bir sonraki celseye kadar süre verdi ve yeni duruşma tarihimiz 12 Haziran olarak belirlendi. Ben tabii bugün Tahir Elçi dava dosyasına ilişkin yıllardır e, 3, yaklaşık dört yıldır koşturma aşaması yani yargılama aşaması başlamıştı. Bizler hep şunu söyledik soruşturma aşamasında maalesef etkin bir soruşturma, istekli bir soruşturmanın yürütülmediğini bu anlamda da dosyanın bir soruşturma dosyası olarak eksik kaldığını, o eksik soruşturmayla, eksik bir yetersiz bir iddianama ile davanın başladığını hep kamuoyuyla paylaşmıştık. Dosyanın avukatları olarak. Maalesef soruşturma aşamasındaki o isteksizlik ve yetersizlik koşturma aşamasına da yansıdı. Nitekim her celse ileri sürdüğümüz ve maddi gerçeğin açığa çıkması konusunda önemli bulduğumuz delillere yönelik araştırma, inceleme ve rapor alma konusundaki bütün taleplerimiz mahkeme heyeti tarafından hep reddedildi. Zaman zaman bazı ara kararlar kurup taleplerimizi kabul etmiş hisselerde, sonraki celselerde ki en son 29 Kasım'daki celsede daha önceki keşif tanık dinleme yönündeki bütün taleplerimizi de reddederek bir an önce bu davaya ilişkin mahkeme heyetinin bir karar verme talebinin olduğunu, isteğinin olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. Ömrünü insan hakları ihlalleriyle mücadeleye adayan, cezasızlığa adayan Tahir Elçi dava dosyasının bizler cezasız kalmaması için hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Nitekim bugün duruşma salonundaki taleplerimizde aslında bu cezasızlık politikasına yönelik bir tepki ve bu cezasızlık politikasından sebep yargılama süreçlerindeki eksiklik ve ihmalleri dile getirmekti. Ve red konusundaki ara kararlardan vazgeçerek yeniden taleplerimiz konusunda karar verilmesini istedik. Ama maalesef mahkeme heyeti bir kez daha taleplerimizi reddetti. Maalesef ülkemizde devam eden bir cezasızlık politikası hepinizin malumu. Tahir Elçi'nin katledilmesinin ertesi gününden başlayarak yani 29 Kasım 2015 tarihinden başlayarak 4 yıldan fazla süren soruşturma evresi bütün gayretlerle ve senelerce gayretlerimize rağmen bir türlü iddianamenin hazırlanmamış oluşu 4 yılın sonunda bu iddianamenin yazılmasıyla davanın açılması ve davanın açılışından itibaren bugüne kadar geçen de yine yaklaşık 4 yıllık bir süre söz konusu. Toplamda bu 8 yıllık, 8 yıldan fazla dönem e, çerçevesinde işte o cezasızlık politikasının en billurlaşarak en kristalize şekilde tezahürü e, Tahir Elçi dosyasıdır. Bugün maalesef e, mahkeme yine bütün soruşturmanın genişletilmesi taleplerimizi reddetti. Ve 12 Haziran tarihine Cumhuriyet Savcılığı'nın esas hakkındaki mütalasını vermesi için son kez süre verdi. Bizler bu ülkenin insan hakları savunucuları, hukukçuları, insanları, vatandaşları olarak adaletin Tecellisine inanan insanlar olarak bir kez daha yetkililere sesleniyoruz. Adalet istiyoruz. Tahir Elçi için adalet istiyoruz. Tahir Elçi'nin hayatına dokunduğu kayıp yakınları için adalet istiyoruz. İnsan hakları ihlal edilenler için adalet talep ediyoruz. Bütün işkence mağdurları için talep ediyoruz. Tahir Elçi'nin ailesi adına eşi, çocukları adına. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına adalet talep ediyoruz. Bu adalet talebimiz hiçbir zaman son bulmayacak. En son noktaya kadar biz yine adalet, adalet, adaletlemeye devam edeceğiz.